Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda girmiş olduğunuz deneme sınavımızın sosyal bilgiler sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Türk tarihinde ilk kervansaray Karahanlılar döneminde yaptırıldı. Selçuklularda ticaret yollarında birçok kervansaray yaptırmıştır. Kervansaraylarda tüccarlar konaklama ihtiyacını gidermektedirler. Tüccarlar 3 gün ücretsiz olarak bu kervansaraylarda yiyecek hamam, sağlık gibi hizmetlerini karşılamaktadırlar. Yukarıdaki bilgiye bakarak ulaşılacak en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Adaletli bir devlet yapılanması vardır. B. Ticari faaliyetleri geliştirmeye amaçlamışlardır. C. Özgür düşünce ortamı sağlamıştır. D tüccarların desteği alınmaya çalışılmıştır. Evet çocuklar yukarıdaki ifadeyi dikkatle okuduğumuzda ticaretin gelişmesi amacıyla tüccarların konaklaması için kervansaraylar yaptırdıklarını görüyoruz. Böylece iç ve dış ticaret geliştirilmiştir çocuklar. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerde semboller ile belirtilen kelimelerin yerlerine sırasıyla hangi seçenekte verilenler yazılmalıdır? Birinci öncülümüze bakalım. Osmanlı'nın topraklarına kattığı ilk Anadolu Beyliği'nin Karese oğulları Beyliği olduğunu biliyoruz. Rumeli'deki ilk toprak parçamız ise Çimpe Kalesi'dir. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak Mehmet Çelebi kabul edilir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Temel hak ve özgürlükler biz insanların en doğal haklarıdır. Hiç kimse bizim temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayamaz. Toplumda yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri sadece devlet tarafından kısıtlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kısıtlandığı durumlardan biri değildir? A, kamu sağlığı ve güvenliği gereken durumlarda. B, olağanüstü olan durumlarda. C, basın ve yayın organlarının tarafsızlık ilkesinden uzaklaştıklarında. D, seferberlik olan durumlarda. Temel hak ve hürriyetlerimiz, kamu sağlığı ve güvenliği gereken durumlardan. Olağanüstü olan durumlarda ve seferberlik olan durumlarda devlet tarafından kısıtlanabilir. Değildir diye sorduğu için cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti İstanbul'u Hz. Muhammed'in İstanbul'un alınması ile ilgili söylediği hadisi yerine getirmek, Karadeniz ticaret yolunun kontrolünü ele geçirmek, Bizans'ın beylikleri Osmanlı devletine karşı kışkırtmasına son vermek amacıyla fethetmiştir. Buna göre İstanbul'un fethinin nedenlerine bakıldığında hangi alanla ilgili bilgi verilmemiştir? Evet, Hz. Muhammed'in İstanbul'un alınması ile ilgili söylediği hadisi dini alanla ilgilidir. Karadeniz ticaret yolunun kontrolünü ele geçirmek ticaret dediği için ekonomik alanla ilgilidir. Bizans'ın beylikleri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması ise siyasi alanla ilgilidir. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Verilen bilgiler doğru ve yanlış olarak hatasız değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İstanbul'un fethi ile yeni çağ sona ermiş, yakın çağ başlamıştır. Yanlış bir ifadedir. İstanbul'un fethi ile yeni çağ başlamıştır çocuklar. Toprakların surları yıkabilmesi derebeylik rejiminin zayıflamasına neden olmuştur. Doğru bir ifadedir ve verilen bilgileri doğru ve yanlış olarak hatasız değerlendirildiğinde cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz. 6. soru. Dirlik tımar sistemi, tarım yapılan toprakların hizmet veya maaş karşılığında komutanlara, askerlere ve devlet memurlarına verilmesidir. Tımar sisteminde toprağın sahibi devlettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir? A) Toprak sürekli ekilip biçildiği için üretimin devamlılığı sağlanmış olur. B) sürekli hazır ordunun bulunmasını sağlar. C. Tımarlar babadan oğula miras olarak bırakılmıştır. Vergiler düzenli olarak toplanılır. Evet, baktığımızda tımar sistemiyle toprak sürekli ekilip biçildiği için üretimin devamlılığı sağlanmış olur. Tımar sisteminin faydalarından bir tanesidir. Aynı zamanda tımar sahibi, tımarlı sipahileri de yetiştirdiği için sürekli hazır ordunun bulunmasını da sağlar. D seçeneğinde ise vergiler düzenli olarak toplanılır demiş. Bu da tımar sisteminin faydalarından bir tanesidir. Şuraya dikkatle baktığımızda tımar sisteminde toprağın sahibinin devlet olduğunu görüyoruz. Bu durumda tımarlar babadan oğula miras bırakılamaz değildir diye sorduğu için cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü tutumuna istimalet politikası diyoruz. Bu durumda birinci öncülümüz yıldız sembolüyle eşleşmelidir. İskan politikası ise yeni fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesidir. İkinci öncülümüz ise kara ile eşleşmelidir. Osmanlı Devleti'nde halkın büyük bir bölümünü oluşturan ve yönetilen grubu söylemiş. Bunun da rea olduğunu biliyoruz. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru Orhan Bey döneminde İznik'te ilk medrese açıldı. Yaya ve müsellem adı verilen düzenli birlikler kuruldu. Divan teşkilatı kuruldu. Gümüş para bastırıldı. Buna göre yukarıda verilen bilgiler hangi alanlarla ilgilidir? İznik'te ilk medresenin açılması eğitim alanı ile ilgilidir. Yaya ve müsellem adı verilen düzenli birliklerin kurulması askeri alanla ilgilidir. Divan teşkilatı yönetimle alakalı olduğu için siyasi alanla ilgilidir. Gümüş paranın bastırılması ise ekonomi alanı ile ilgilidir. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru Aşağıda divan toplantısına katılanlar ile günümüzdeki karşılıklarının yer aldığı bir tablo verilmiştir. Buna göre tablonun doğru olabilmesi için numaralandırılarak verilen bilgilerden hangileri yer değiştirilmelidir? Bakalım sadrazam dışişleri bakanı demiş. Burada bir yanlışlık var. Sadrazamın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu biliyoruz. Kazasker eğitim ve adalet bakanıdır. Doğru. Defterdar maliye bakanıdır. Doğru. Nişancı ise günümüzdeki karşılığı dışişleri bakanıdır. Bu durumda 1 ve Dördüncü öncüllerin yer değiştirilmesi gerekmektedir. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Son sorumuz 10. sorumuza bakalım. Bir düşünceyi anlatırken el, kol, ayak ve baş ile yapılan hareketlere jest denir. Basın kuruluşlarınca hata yapıldığında yapılan düzeltme yazısına tekzip adı verilir. Basın ve yayın kuruluşlarını denetleyen kuruluş ise Rütük'tür çocuklar. Yukarıdaki ifadelerde soru işareti ile belirtilen kelimelerin yerlerine sırasıyla hangi seçenekte verilenler yazılmalıdır diye sormuş. Baktığımızda JES, teksip ve Rütük yazılması gerektiğini görüyoruz. Cevabımız da B seçeneği olacaktır.